Türkiye'de bir Twitter kullanıcısının 9 yaşındaki kuzeninin izlediği YouTube videolarının içeriklerini sorgulamasıyla birlikte çocukların internet üzerinden cinsel içerikli paylaşımlara maruz kalmasına dair güncel bir tartışma yeniden başladı. Videoların neredeyse tümünün pedofili, ensest, tecavüz içerikli olduğunun fark edilmesi süreci daha da çetrefilleştirdi. İşte bununla ilgili neler yapılabilir? Şimdi konuyu dijital iletişim uzmanı doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. YouTube neden bu kadar popüler ve gençler arasında hızla yayılıyor? Bunun bir açıklaması var mı? Evet, tabii Meltem Hanım. Öncelikle YouTube sadece gençler arasında değil, toplumun her kesimi tarafından. Evet. Aynen öyle. Yani bizler de sonuçta izliyoruz. Bugün TGRT Haberi'nde bir YouTube kanalı mevcut. Yayınların tekrarlarını, keza haberleri buradan izleyebiliyoruz. Canlı yayını eğer uydu üzerinden ya da dijital yayın platformları üzerinden alamıyorsak, YouTube üzerinden şu an aktif bir şekilde seyredebiliyoruz. Dolayısıyla böyle yeni nesil televizyon olarak ifade ettiğimiz bir sosyal paylaşım ağıyla karşı karşıyayız. Tabii neden popüler olduğunu biraz istatistiki rakamlarla da açıklayabiliriz. YouTube'un dünya çapında 2 milyar kullanıcısı var. Bu gerçekten dikkat çekici bir rakam. Dünya nüfusunun 7.6 milyar olduğunu düşünürseniz 2 milyar aktif kullanıcının olması bu sosyal paylaşım ağının ne kadar önemli bir noktaya haiz olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii internet kullanıcılarının da %79'unun kendi YouTube hesabı var. Yani aktif olarak girmiş oldukları, paylaşım yapmış oldukları bir hesapları var Meltem Hanım. Yine günümüz pazarlamasının yeni mecrası da YouTube olmaya başladı. Özellikle baktığımızda 10 kişiden 8'i YouTube'u en etkili video pazarlama platformu olarak görüyor ki biliyorsunuz influencerlar, YouTuber'lar buralarda ürün ve hizmet tanıtımlarını da gerçekleştiriyorlar. Yani aslında yeni bir pazarlama mecrası haline de gelmeye başladı ve yine dikkat çekici bir istatistikten size bahsetmek istiyorum. Her gün insanlar YouTube'da 1 milyar saat video izliyormuş. 1 milyar saat. Dünya geneline vurduğunuzda ve özellikle işletmelerin %62'sinin YouTube'u video içeriği yayınlamak için kanal olarak kullandıklarını görüyoruz. Yani artık televizyon olarak insanlar reklamları vesaire vermiyorlar. YouTube kanalları açarak ürün ve hizmet tanıtımlarını buradan yapıyorlar ve daha geniş bir kitleye ulaşıyorlar ya ve yine YouTube'un izlenme süresinin %70'inden fazlası mobil cihazlarla. Takdir edersiniz ki artık akıllı telefonlar hayatımızın merkezinde yer alıyor. Neredeyse onlarla yatıyoruz, onlarla kalkıyoruz. Sabah ilk yaptığımız iş herhalde sizin de Meltem Hanım elinize telefon almak oluyor. Benim de aynı şekilde gündemde ne var, haberlerde ne var. Yani sonuçta bir haber kanalında çalışıyorsunuz ve gelişmeleri takip etmeniz büyük önem arz ediyor konuya Fransız kalmamanız açısından. Dolayısıyla burada da yine sosyal paylaşım ağları ve başta YouTube'dan yayın içeriklerinin tekrarını izleyebiliyoruz. Yine insanların %90'ı da YouTube'da yeni markalar veya ürünleri keşfettiklerini söylüyorlar. Yani bir ürünün ve hizmeti eğer ilginizi çekiyorsa onunla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşma şansı oluyor. Ve yine son önemli istatistik dünya çapında her dakika YouTube'a 400 saatlik video yükleniyormuş. Bu da yine ilgi çekici bir rakam. Şimdi bu totali gördüğümüzde Meltem Hanım, genel bir resmi çizdiğimizde, çerçeve çizdiğimizde bu sosyal paylaşım ağının gerek gençler, gerek çocuklar, gerekse de yetişkinler arasında neden bu kadar popüler olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Tabii şimdi faydalı tarafları da var. Hani direkt sosyal medyadan, işte YouTube kanallarından kötü olarak bahsetmek de, sadece kötü olarak bahsetmek de çok doğru değil açıkçası. Çok doğru bulmuyorum. Ama tehlikeler çok büyük. Biraz bu tehlikelerden, özellikle çocukları ve gençleri bekleyen tehlikelerden söz etmenizi ve ailelerin neler yapabileceğinden söz etmenizi istiyorum. Efendim bu soru için çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz biliyorsunuz cumartesi günü liselere geçiş sınavı gerçekleşti. LGS oldu. Önümüzdeki hafta YKS olacak. Tüm üniversite sınavına girecek kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da TGRT Haber nezdinde başarılar diliyorum. Dolayısıyla büyük bir yaz tatili o gençlerimizi, genç kardeşlerimizi bekliyor. İşte burada da hassasiyeti ebeveynlere biraz bırakmak istiyorum. Mutlaka burada bizleri de değerli ebeveynlerimiz, annelerimiz, babalarımız mutlaka seyrediyorlardır.
Az önce siz aslında biraz değindiniz. Bu işte bir Twitter kullanıcısının yapmış olduğu paylaşımlardan ifade ederek ben tehdidin ne kadar büyük olduğunu aktarmak için bir örnek vermek istiyorum. Bizzat kendim izlediğim ve BTK'ya şikayet ettiğim bir video var efendim. Özellikle çocuklar YouTube'da çok yoğun vakit geçiriyorlar. Artık yeni çağın dijital platformları YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal paylaşım ağları olmaya başladı ve parklar bomboş Meltem Hanım şu an. Çünkü parkların yerini YouTube gibi mecralar almaya başladı. Instagram gibi mecralar almaya başladı. İnanın bu videolar içerisinde ailelerimiz dikkatle dinlesinler. Çocuğa tecavüz edilmesinden tutun, erkek çocuk karakterinin okulda diğer karakterlere şiddet uygulaması, taciz uygulaması, tecavüz uygulaması, oyunları seslendirilmesi, sonradan dublaj yolu vasıtasıyla çocukların bilinçaltına doğrudan hükmettirilmesi gibi çok iğrenç, çirkin videolar söz konusu. Ailelerin YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden çocuklarının özel anılarını, anlarını milyonlarca kişiye açık hale getirmesi yine en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani biz aslında anneler babalar olarak anlık beğeni uğruna, anlık izlenme uğruna kendi çocuklarımızı ifşa eder duruma geldik. Instagram anneleri ortaya çıkmaya başladı. Kendi çocuğunu orada ifşa ediyor. Çocuğunun yarı çıplak ya da çıplak videolarını, fotoğraflarını paylaşıyor. Sadece sponsorluk alabilme adına. O çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Meltem Hanım, ilerleyen yıllarda o çocuğun bu fotoğraflarla karşı karşıya kaldığını... Tabii mahremiyetini deşifre ediyor. Çok tehlikeli, çok sakıncalı bir şey. İleriki yaşlarında da oradaki psikolojiye göre yaşayacak, direkt sosyal medya bağımlısı olarak yaşayacak bir çocuk yetiştiriyor. Ama o kadar hedonizm, hazcılık ve narsisizm, ben merkezcilik ön plana çıktı ki geçmişte aynen, çocuklar notlarıyla rekabet ederlerken şimdi takipçi ve beğeni sayılarıyla rekabet ediyor. Benim videom ne kadar seyredildi, senin videom ne kadar seyredildi diyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019'da efendim, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından Amerika'da uygulanan çevrim içi çocuğu gizliliği koruma yasası özellikle bu ihlallerden dolayı ortaya çıktı ve bu anlaşmayla birlikte video içeriklerinin çocuklara uygun olup olmadığının denetleneceği ve çocuklara yönelik hedefli reklamcılığın önlenmesi için çocuk video yapımcılarına bir sinyal kullanma zorunluluğu getirildi. Zaten bunun üzerine de YouTube Kids adını verdiğimiz bir uygulama gerçekleştirdi. Ama Meltem Hanım, tehdit sadece bu değil. Yani çocukların mahremiyeti ifşası değil. Özellikle otomatik olarak videoların peş peşe oynanması. Ona da izniniz olursa kısaca değinmek istiyorum. Tabii, buyurun. Bilgisayar bilimleri literatüründe machine learning adını veriyoruz. Öyle bir algoritma var ki YouTube'da. Başta siz çocuğunuzun vakit geçirmesini istiyorsunuz ve masumane bir şekilde o çizgi filmleri açıyorsunuz. O çizgi filmler, evet, başta 5 video, 10 video, daha sonra ne oluyor? Açık kalıyor. Buralara kadar her şey normal. Ancak 12. videodan sonra asıl olan oluyor. O machine learning özellikle ortaya çıkıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu videolar yavaş yavaş artı 18 içeriklerden tutun, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini etkileyici videolara dönmeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz bir çocuğun işte kendi oyun hamurlarıyla, oyuncaklarıyla yapmış olduğu bir videoyu izleyeyim derken 12. 13. videodan sonra yarı çıplak içeriklerin ortaya çıktığı, kumar, tehdit, şantaj içerikli videoların ortaya çıktığı bir yapı geliyor. Neden? Çünkü bu yapay zeka algoritması Google'la çalışıyor. Google'da yapmış olduğunuz aramalardan tutun, anahtar kelimelerden tutun. Sonuçta YouTube Google'ın bir platformudur. Google merkezlidir. Dolayısıyla Google'ın bir şirketi olduğundan dolayı Google zaten bugün yazdığımız her şeyi takip ediyor. İçeriklerimizi takip ediyor. Doğru. Ses hizmetlerini takip ediyor. Kameramızı takip ediyor. Yani tamamen Google'a şu şekilde karşı karşıya kalmış durumdayız. Dolayısıyla Meltem Hanım, siz aslında çocuğa iyilik yapayım derken, vakit geçirsin, işte başımdan gitsin derken çok büyük bir kötülük yapmış oluyorsunuz ve asıl tehdit buradan sonra başlıyor. Aman aman çok dikkat etmemiz büyük önem arz ediyor. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Burada da ailelere büyük önem düşüyor. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz önemli bilgiler ve uyarılar için. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da
Ebeveyn filtresini ben öneriyorum. Özellikle Google Family Link, lütfen ailelerimiz hiç vakit kaybetmesinler. Google Family Link uygulamasını yüklesinler. Google Family Link çocukların takibini sağlayan, ebeveynleri tarafından takibini sağlayan, hangi siteye girmiş, ne kadar kontrol altında kalmış. Bu uygulama çocuğun kontrol edilmesine yardımcı olacak. Çünkü Meltem Hanım hep ebeveyn filtresi deniyor ama Doğru. aileler bunları soruyorlar, nedir ne değildir. En azından biz de ismini vermiş olalım. Böyle bir yayında da bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tüm TGRT Haber ailesine. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet, dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz oldu. Kendisinden önemli bilgiler ve uyarılar aldık. Evet, şimdi Hazine ve Maliye